Medyada yer bulamayanlar kanalına hoş geldiniz değerli takipçiler. Cumhur İttifakı'nda kriz çıktı. Ali Ağa Belediyesi'nde MHP'nin listelerinden giren AK Partili Serhat Aras, Eda Kılıç, Ferhat Lek ve İbrahim Halil Özer meclis ve AK Parti üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladılar. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı kapsamında Ali Ağa'da MHP listelerinden giren AK Partili isimler seçim sonrası partilerine dönmeme kararı aldı. Tartışmalar yaşandı. Tartışmalar sonrasında Serhat Aras, Eda Kılıç, Ferhat Lek ve İbrahim Halil Özer yaptıkları bir açıklama ile istifa ettiklerini duyurdular. Açıklama şu şekildeydi. 4 ismin yaptığı açıklama. Bizler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu günden bugüne kadar partimizin çeşitli kademelerinde hizmet vermekteyiz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı ile MHP listelerinden belediye meclis üyesi olarak seçildik. 4 Temmuz 2019 tarihinde İzmir İl Başkanı Sayın Kerem Ali Sürekli tarafından il başkanlığına toplantıya çağrıldık. Sayın İl Başkanımız bizlerin konuşmasına bile müsaade etmeden nezaketten uzak, küçümser bir tavırla bizleri azarlayarak MHP Ali Ağa Belediyesi meclis üyeliğinden istifa etmemizi söylemiştir. İstifa etmeyen meclis üyeleri hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılacağını dile getirmiştir. Sayın İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'nin bizlere karşı sinirli, baskıcı, zorlayıcı ve ayrıştırmacı tavrını hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu sebeple AK Parti üyeliğinden, Ali Ağa Belediye Başkan Yardımcılığından ve MHP Ali Ağa Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifa edip bağımsız meclis üyeleri olarak yolumuza devam etme kararı aldık. Kamuoyunun dikkatine sunarız açıklamasında bulunmuşlar. İl Başkanı veya MHP ne yanıt verecek merak konusu oldu. Bu tartışma bitecek gibi gözükmüyor. Ali Ağa ilçesinde yaşanan istifa olayı bu şekildeydi.